bir gün gideceğini duydum. O av dönüşü onun geçeceği yerde bekliyordum. Geldi. Oturttum yanıma. Neden bana öyle güvenilir, içten bir yakınlık gösterdi bilemiyorum. Herhalde pek hayret etmişti benim yakınlığıma. Benden korkmuyor musun diye sordu bana. Gülüyordum. Onu koca çınarın içine götürdüm. İşte bütün dünyam, bütün arzularım, bütün yazgım şu 1,5 metrelik yerdeydi. Orada ona kavuştum. Akşam alacası basmıştı. Utancımdan yüzümü ona dönemiyordum. Yarın sabah nasıl olsa birlikte köyden gideceğiz diyordum. Beni bırakıp gitmesini aldırmadım. Sabah komşulardan biri annemden çökelek istedi. Ağanın oğlu yarın gidiyormuş dedi. Ona küsmedim. Ama suç bendeydi. Adımı dememiştim. Yüzümü de iyice seçememişti. Ama gelecek beni arayacaktı. Alıp götürecekti. İnanıyordum buna. Uğurala, gidiliyor mu? Sağ ol kardeşim, gidiliyor. Çökelek istetmişsiniz. Bizde yoktu. Bilseydim. Fark etme, sağ ol. Çekil! Çekilsene be! Çekilsene! Çiğneneceksin be kadın! Çiğneyip de geçti zaten. Geçti. Adımı söyleseydim, gül çiçek deseydim, iyi ettim. Tanımaz olur mu? Ben istedim. Ben istedim. O korktu, ben istedim. İyi ettim. Ben korkmadım. Ben yoldan çevirdim. Gül çiçek, nazlı kızım, neyin var senin? Hiç. Neyim var? Hiç yüzüme bakmazsın, hiç konuşmazsın. Dalar dalar gidersin, bir derdin var gibi. Bir hoş oldun sen. Ben senin ananım değil mi? Anamsın. Kızlar her bir derdini analarına söyler, söylemez mi? Ben söylesem deliye dönersin. Neyi? Derdimi. Kız, ne derdin var? Demedim mi? Ne derdin var? De bana. Diyeceğim. Artık saklanır yanı kalmadı. De hemen. Karnımda bir bebe var. Anama bunu deyince kıyamet koptu. Sen bağırma bana. Ne işler açtın benim başıma kahrolası. Kendini düşünme, iş benim başıma açıldı. Kız, ben ne yapayım şimdi seni? Hele üvey babam. Bunları düşünsene. Paralar, bir rezilliğinizi dünyaya ilan ettiniz. Ver şu odunu bana, ver. Demek namusumuzu iki paralık ettin he? Namus, sus seni! Bak! Seni giverteceğim! Ay kaltak! Dürdane! Kız, gözün kör olsun kız! O çocuk bu yobazın eline bırakılır mı kız? Kız, kimden pedaladın o piçi, söyle! Söyle! Kız, senin namusun benden sorulur, benden, anladın mı? At o elindeki odunu da çek git dışarı! Kızı öldüreceksin! Şakı, sana ne oluyor? Sen iyi bilirsin. Söyletme beni. Allah kahretsin! Öldürdünüz kızı. Helal olsun. İyi sopa yedi. İnşallah işin rast gider de o piçi düşürürsün. Hiç umma. Ben ölürsem o da ölür. Bunu böyle bilin.
Anamın kuması Zehra Ana beni babasının kahyasına 5 beşi bir yerde ikinci kara olarak vermeyi akıl etti. İmam nikahı kıyıldı. Yaktın başımı Zehra abla, yaktın. Yananı Allah görür. Mursal da seni karnında bebeğiyle almıştı, unutma. Mursal'ın da gözü kör olsun, hepinizin de. Bu kız evimi barkımı başıma yıkar görürsün. Hele bir sen dilini içine sok da... al şu 5'i bir yerdeleri, bilezikleri. Bak, Mursal'a değil sana veriyorum altınları kız. Nerede gördün bu kadar altını bir arada kız? Allah razı olsun Zehra abla. Bunları da babamdan yediklerinin yanına koy. O nasıl söz Zehra abla? Yüzün güldü değil mi köpek karı? İki canlı gelin, ne düşünüyorsun? Kimsin sen? Kumanım kız. Beğenemedin mi? Yok. Ama nasıl bir kumaymış, anca ikimiz baş başa kalınca göreceksin. Bak ben senin dünyanı nasıl bir cehenneme çevireceğim. Ne yaptım ki ben? Bir de ne yaptım ki diyor. Evime erime ortak geldin kız, daha ne yapacaksın? Derdin buysa sen de bilmiş ol. Ne erinde ne evinde gözüm var. Ben sana yanaşma geldim. O kadar. İçin rahat etsin. Yanaşma. Mursal Kahya komşu köyde oturuyordu. Alıp gittiler beni o köye. Kadın diye değil, ırgat diye. Mursal hiç yanaşmadı bana. Çiçek kız, yerleri süpürdün mü? Gül çiçek, çocukların yemeğini ver. Hemen hazır kızımı o evde doğurdum. Kader. Yavrum. Adın ne olsun senin? Güzel kızım benim. Adın ne olsun? Kader. Senin adın Kader. Sen benim kaderimsin. Hayırlı yazılar yazsın. Kızım benim. Babasının has kızı. Alican. Alican bizi görüyor musun? Gör bizi. Bekle. Sen de bir gün benim gibi kızını öpeceksin. Mis gibi süt kokan kızım.